Ekmek Bıçağı Günün aydınlığıyla Roy'un gözleri açıldı. Dört köşe bir delikten ibaret olan ve fırtınalı havalarda tahta bir kapakla kapatılabilen, evin yan tarafındaki perdesiz pencerelerden yarım mil ötedeki kumlu tepeler üzerinde yükselen güneş görülebiliyordu. Roy arkadaki odada Nora'nın mutfak sobasını yakmakla uğraştığını duydu. Sabahın bu erken saatinde hava serin ve nemliydi. Odaya çöken kesif bir sis tabakası yorganı nemlendirmişti. Nora yumuşak genç kız sesiyle kapıdan sordu. Uyandın mı Roy? Roy onun odadan gelen çıplak ayak seslerine kulak vererek "Henüz uyandım." diye cevap verdi. "Güneş bugün ortalığı kasıp kavuracak galiba. Şuna baksana." Nora mutfaktan çıkıp geldi. Bir elini karyolanın gıcırdayan demir topuzu üzerine koyarak yatağın yanında durdu ve donuk nazarlarla sabahın ilk ve berrak aydınlığına baktı. Gözlerini kocasına çevirdiği zaman yüzünde bir gülümseme yoktu fakat Roy iki yılın ardından hala onun gözlerinde bir parıltının varlığını fark etti. Ne karısına ne de ondan uzağa bakan sabit bir bakışla Evrende dedi güneş kadar eşyaya can ve hareket veren hiçbir şey yok. Az önce onun dünyayı ateşe boğarcasına doğuşunu her gördüğümde içimde garip hisler duyarım. Nora da dalgın gözlerle uzaklara bakıyordu. Dudakları titreyerek belli belirsiz bir sesle "Sucuğun hepsi bitmiş dedi. Sanırım ekmeği kuru kuru yememiz gerekecek." Roy yanıt vermedi gözleri yeniden bir gece yangınını andıran güneşe döndü. Kızıl küre, bodur çam ağaçlarıyla meşe fidanlığı üzerinden hızla yükselerek kumlu tepenin zirvesine ulaşmıştı. Nora, Roy farkına varmadan uzaklaşmış, arkadaki odada yalın ayak geziniyordu. Karısına duyurmak için sesini yükselterek, ''Belki'' dedi Mr. Jean, ''bugün bize küçük bir parça sucuk verir.'' Gerçi henüz haftanın başı ama iki gündelik alacağım var. Bugün az bir parça da olsa vermesi gerekir. Az sonra karısının taze su doldurmak için bir kovayla kuyuya gittiğini duydu. Geri dönünce cevabını bekledi ama ses yoktu. Nora fırının kapağını açmış mısır ekmeğinin pişip pişmediğine bakıyordu. Kapağı kapattı ve arka kapıya çıkıp bahçeye birleyen bulaşık suyu attı. Birkaç dakika sonra sıcak mısır ekmeğini ve kahve takımını içeriye getirip yere koydu. Oturdu ve kocasına bir fincan kahve doldurdu. Nora fincanı eline verirse eğer Roy tutabiliyordu. Sonra da canı istedikçe başını azıcık eğer kahvesini içerdi. Ayrıca karısı dökmemesi için hep dikkat ederdi. Mısır ekmeği eline eli de göğsüne yerleştirdikten sonra kendi kendine yiyebiliyordu. Çünkü başını ekmeği ısırabilecek kadar eğebiliyordu. Ama Nora daima ona yardım edebileceği bir uzaklıkta yanında oturur ve her fırsatta onu eliyle beslemekten kendini alamazdı. Nora yemeğini yemişti ve gitmeye hazırdı. Gitmeden önce ona bir fincan kahve daha verdi ve saçlarını taramak için arkası hanlığa çıktı. Roy, Mr. G'nin pamuk tarlasında daha kaç günlük çapa işiniz var diye sordu. Üç, belki de dört. Dün zenci ırgatlardan ikisi gelmedi. Eğer bugün de gelmezlerse kalan kısmını bitirmemiz için dört gün çalışmamız gerekecek. O zaman altı gündeliğin olur değil mi? Bugün Mr. G'ni görünce ona hiç sucuğumuz kalmadığını anlat olur mu Nora? Bir kilo kadar verirse sevineceğimizi söyle. Karısı bir süre cevap vermedi. Mutfağa gitti, sonra tekrar yanına döndü. Ya vermezse diye sordu. Fakat Mr. G'nin bunu vermesi gerek. Fikrini açıklamaya vakit kalmadan Nora uzaklaşmıştı. Bir süre gözlerini yumdu. Açtığı zaman karısı evde değildi. Nora onun tekrar uykuya daldığını sanarak uyandırmadan tarlaya gitmiş olacaktı. Roy şimdi tamamıyla uyanmış, pencereden dışarıya bakıyordu güneş o kadar uzaklaşmıştı ki artık onu göremiyordu. Önünde koca bir gün vardı. Vücudunun tek bir organını bile kımıldatmaksızın gün batımına kadar orada sırt üstü yatacaktı. Başını biraz oynatabilirdi çünkü boynu kollarıyla bacakları kadar felçli değildi. Nora'nın onu odanın içinde veya kapı önünde yarı taşıyıp yarı sürüklediği zamanlar dışında Roy sekiz aydır orada yatıyordu. Mr. Jean ile bir zenci, ayıklanmış pamuk tohumlarını ambarın yanındaki barakaya taşırken, onlara yardım ettiği sırada Roy'un üzerine pamuk balyası düşeli, ona sekiz yıl gibi gelmesine rağmen ancak sekiz ay olmuştu. Balyanın kamyondan Roy'un üzerine düşüp onu yerle bir etmesinde kimin hatası olduğu hakkında kimse bir şey söylememişti. Bunu Roy'un kendisi de bilmiyordu. Belki kaza eseri olmuştu, belki de sırf ne yapacağını görmek için ötekiler balyayı onun üzerine bırakmışlardı. Fakat ne şekilde olursa olsun, Roy altından kaçmak için balyayı zamanında görememişti. Balya ona çarpmış, dümdüz yere serdikten sonra da üzerine düşmüştü. O zamandan beri kolunu da bacağını da kımıldatamıyordu. Mr. Jean bunun Allah'ın bir buyruğu olduğunu ve elden bir şey gelmeyeceğini söylemişti kendisinin bu konuda hiçbir şey yapamayacağını o günden beri defalarca söylemişti bir aralık Mr. Jean onu çiftlikten çıkarmak istemiş artık yapabileceği hiçbir iş kalmadığını ve onun yerine başka bir yarıcı almak için eve ihtiyacı olduğunu bildirmişti fakat Roy ve Nora gidecek yerleri olmadığını ve Roy ona hizmet ettiği bir sırada sakatlandığı için kalmalarına izin vermesi gerektiğini söylediler. Sonunda Mr. Jean buna razı oldu. Fakat ev kirasına, ekmek, et ve kahveye karşılık Nora'nın çalışması gerektiğini bildirdi. Nora zencilerle birlikte tarlaya gitmeye ve sahip olduğu azıcık gücüyle elinden geleni yaparak çalışmaya başlamıştı. O zamandan beri Roy sırt üstü yatmaktan kurtulmak için çok uğraştı. Kazadan sonra gelen doktor ona hiç yürüyemeyeceğini, doğal olarak da çalışamayacağını ve belki de ömrünün sonuna kadar sırt üstü yatacağını söylemişti. Nora olmasaydı hali nice olurdu. Kendisine bakacak başka kimsesi yoktu. Evleneli ancak iki yıl olmuştu. Nora gelin olup buraya geldiğinde on beşindeydi şimdi 17'sinde olmasına karşın yine de yetişkin olmamıştı. Hala küçük bir kız gibiydi. Yolun aşağı tarafındaki yarıcı evlerinde oturan zenciler, yoldan geçerken ara sıra durup Roy'la konuşur ve pek çoğu bahçelerindeki öteberiden arttırabildiklerini getirirlerdi. En yakın evde karısı ve çocuklarıyla oturan Ernst Mann, Yağmurlu günlerde ve bazı pazarları gelir, biraz konuşmak amacıyla oturup çiftlikte olup bitenleri anlatırdı ona. Bu Roy'u memnun ederdi. Çünkü Nora'nın öğrenmek fırsatını bulamayacağı pek çok şeyler olurdu. Roy durumlarının ne olacağını bilemiyordu. Günün birinde Mr. G'nin onları evden çıkaracağından korkuyordu. Bunun er geç gerçekleşeceğinden emindi. O zaman ne yaparlardı? Her ikisinin hayatını kazanmak Nora için çok zordu. Üstelik buradan giderlerse eğer ev kirasına, yiyeceğe ve az da olsa giyim eşyasına yetecek parayı kazanmak için Nora'nın ne iş bulabileceğini Allah bilirdi. Roy bunu düşündükçe üzüntü duyar fakat aklının yattığı hiçbir çıkar yol bulamazdı. Nora'ya birkaç defa kendisini bırakıp gitmesini önermişti. Çünkü ona bakabilmek uğruna karısının kendini heba etmesine asla razı değildi. Nora ise onun bu konuda konuşmasına izin vermiyordu. Artık Roy'un elinden hiçbir iş gelmezdi. Dünyada onun Nora'ya, Nora'nın da ona olan sevgisinden başka uğrunda yaşayacağı hiçbir şey kalmamıştı. Yatakta geçirdiği bu uzun aylardan sonra karısının eve döneceği vakti çeyrek saatlik bir farkla kestirebiliyordu. Güneşin pencereden sızan huzmelerini sanki bir saatin akrep ve yelkovanıymışlar gibi gözlerdi. Aralık duran ön kapıya baktığı zaman karısı merdiven başına gelmişti. Zaten her an bekliyordu. Nora her zamankinden daha yorgun ve bezgin görünüyordu. Akşamları onun bu şekilde gelişini görmek çok acı vericiydi. Kendini 17 yaşında bir kızı erkek harcı olan bir işte ve kızgın güneş altında günde 10-11 saat çalışmaya zorlayan eli kırbaçlı bir adama benzetmemek Roy'un elinden gelmiyordu. Karısını tam olarak görmeye çalışarak "Sen misin Nora?" diye sordu. "Evet Roy." Nora odaya girdi ve yatağa onun yanına oturdu. Çapanın sapı parmaklarını kabartmasın ve güneşten korusun diye ellerine geçirdiği eski çoraplar lime limeydi. Dermansız bir halde onları çıkarıp yere ayağının dibine bıraktı. ''Bugün nasıldın Roy?'' diye sordu. Dudaklarının kenarında hafif bir gülümseme belirdi. Fakat o kadar yorgundu ki bu gülümseme yanaklarına yayılmadı. ''İyi misin?'' Roy gülümser bir halde başını çevirip elinden geldiği kadar yüzünü karısının yüzüne yaklaştırmaya çalıştı. Nora eğildi ve dudaklarını Roy'un dudakları üzerine yerleştirdi. Kocası onu özlemle öperken gözleri yavaşça kapandı ve uzun süre hareketsiz kaldı. Bir süre sonra Roy, Mr. Jean'e sucuk için söyledin mi diye sordu. Nora başıyla onayladı. Vermedi mi? Hayır. Neden cumartesiye kadar beklememiz gerektiğini ve bize verdiği haftalıkla yetinmemizi söyledi. O anda Royun kafası vücudunu hareket ettirmek arzusuyla doldu. Kendini sanki ellerinden ve ayaklarından demir şeritlerle bağlanmış gibi hissediyordu. Ellerini kaldırmak için her çabalayışında sanki bir kuvvet onun yüzünü ve kafasını ağır zincirlerle dövüyordu. Ne olursa olsun bu yaptığı hiç de dürüstlük değil diye bütün kuvvetiyle bağırdı. Gün boyunca onun hesabına herkes kadar sen de çalışıyorsun. O halde oturacak yerden başka yeterli yiyecek de vermesi gerek. Nora kollarıyla sımsıkı kocasına sarılmış bir halde onun göğsüne yığılmıştı. Sesi çıkmıyordu ama Roy onun hıçkırıklarla sarsılan göğsünü hissedebiliyordu gözlerini yumdu ve elinden gelecek bir çare düşünmeye çalıştı. Orada yatmak ve karısının ıstırap çekişini görmek zorunluluğu onu deli ediyordu. Nora'nın hıçkırıkları kesilmişti. Doğruldu ve "Biraz mısır ekmeği pişirip kahveyi hazırlayacağım, Roy." dedi. "Çabucak bir şeyler pişireyim." Ayağa kalktı, elleri hala yüzündeydi. Fazla bir şey söylemeden uzaklaştı. Roy onun mutfaktaki çıplak ayak seslerini ve her adım atışında köhne evin sarsıldığını duyabiliyordu. Hava kararmış, alaca karanlık sanki birkaç dakikacık sürmüş gibi çabucak ortadan kaybolmuştu. Roy merdivenlerde birinin kapıya vurduğunu duydu. ''Kim o?'' diye seslendi. ''Ernst!'' Kapıdan girdiği an dışında Roy zenciyi karanlıkta güçlükle seçebiliyordu. Ernst yaklaştı ve yere oturup sırtını duvara dayadı. Roy, "Bugün ne iş yaptın Ernst?" diye sordu. "Herkes gibi pamuk topladım." "Daha bitmedi mi bu tarlanın işi belki cuma akşamı belki de cumartesiye biter." Nora da öyle tahmin ediyor. Bir süre ikisi de konuşmadı. Ernst ayaklarını çekip toplandı fakat kalkmadı. "Bugün akşam üzeri bayan Nora'nın patrondan sucuk istediğini duydum." dedi konuştukları kulağıma çalındı. Mr. Jean vermemiş. Cumartesiye kadar beklememiz gerektiğini söylemiş. Biliyorum yanlarındaydım ve hepsini duydum. Ömrümde bundan büyük madrabazlık görmedim. Nora'nın fırın kapağını açıp içine ekmek tavasını sürdüğü duyuluyordu. Ernst, herhalde dedi, patronun pazar sabahları Swift Creek'teki kiliseye gidişi hakkında söylenenleri biliyorsun. Hastalanmadan önce bazen orada görürdüm kendisini şimdi onun kilisede en itibarlı adam olduğunu söylüyorlar. Dediklerine göre en yüksek sesle konuşan, dua ederken ve ayin okurken en çok bağıran ve yardım kutusuna parayı en gürültülü bir şekilde atan oymuş. Mr. Jean'i ben de öyle tanırım. Kiliseye gitmekle büyük hayır işliyor. O her zaman dindar bir adamdı. Bir defasında bana kendisi gibi kiliseye gitmediğim için mutlaka cehennemlik olacağımı söylemişti. Ernst ayaklarını yere sürterek, ''Dindarlığın bütün icaplarını yapıyor ama'' dedi. ''Yarıcılarına cumartesiden önce bir lokma sucuk vermiyor.'' Bir süre Roy'un sesi çıkmadı. Kendini alabildiğine aç hissediyordu. Gerçi kaynayan kahvenin kokusunu hissediyor ve Nora'nın sıcak mısır ekmeğini fırından çıkarışını işitiyordu. Fakat küçük bir parça et için öylesine açlık duyuyordu ki, elinden gelse o hissetmeyen bacağından bir parça kesecekti. Sahi, bunu hiç düşünmemişti. Kesebildiği takdirde ne olacağını merak ediyordu. Acı hissetmeyeceğine kesinlikle emindi. Sekiz aydan beri kollarında ve bacaklarında herhangi bir his duymak asla mümkün olmamıştı. Akacak kan eğer varsa bir parça bezle sıkıca bağlamak suretiyle durdurulabilirdi. Nora'yı da düşünmek gerekiyordu. Eğer o fark eder de mani olursa Roy eti yiyemezdi. O eti nereden bulduğunu karısına söylememeliydi. Böylece Ernst'in ya da diğer zincirlerden birinin getirip verdiğini düşünürdü. Düş gücü uçan bir kuş gibi durmaksızın yer değiştiriyordu. Açlığı ona acı veriyordu. Ama öte yandan gün boyunca tarlada erkeklerin yapacağı bir işte çalışan Nora'nın açlığının kendisininkinden çok daha fazla olacağı açıktı. Eğer yalnız onu doyurmak elinde olsaydı, kendisi eli kolu demir şeritlerle bağlıymış gibi orada günler boyunca kadere boyun eğip yatmaya razıydı. Bu düşünceler arasındayken Ernst'in bir şey söylediğini duydu ve kulak verdi. ''Siz beyaz patrona Mr. Jean diyorsunuz.'' Oysa benim ona ne isim verdiğini biliyor musun? Ne isim verdin? Hazreti İsa. Kendisi bilmiyor ama benim ona taktığım isim bu, Hazreti İsa. Bir iğnenin saplanışı gibi Ansızın Roy'un kafasında bir görüntü belirdi. Şu anda Mr. Gini artık onun adı Hazreti İsa'ydı. Swift Creek'teki kilise'de ayakta ayin okur bir halde görüyordu vaizi evine akşam yemeğine götürüşünü, üzeri piliç ve domuz eti, nefis patates ve beyaz ekmekle yağlı bir masada oturduklarını görüyordu. Kendisinin de yatakta yattığını ve keskin bir bıçakla vücudundan parça parça etler kestiğini canlandırıyordu kafasında. Ayrıca bu esnada Nora içeri girmiş, yatağa onun yanı başına oturmuştu. Roy, karısının serin ve yumuşak elini alnında hissetti ekmeği kesmek için bıçak getirdin mi? diye sordu. Karısı hayretle cevap verdi. Hayır Roy, getireyim mi? Roy ertesi gün karısı tarlaya pamuk çapalamaya gidinceye kadar bıçağı yatakta, yanı başında saklayabileceğini umuyordu. Nora, eskiden hiç bıçak istemezdin Roy, dedi. Şimdi istiyor musun, getireyim mi? En keskinini, şu mısır ekmeğini kesmek için kullandığımız en keskin bıçağı getir. Karısı, elini onun alnından çekip uzaklaşırken, Roy'un kafası bomboştu. Gözlerini yumdu ve yattığı yerde onun dönmesini bekledi. O anda, bir iki saniyelik kısa bir zaman içinde bile olsa, karısını yanından nasıl uzaklaştırabileceğini düşünüyordu. Erskine Coldwell